İklimlerle ilgili kısmın önemli bir yerindeyiz. Basınç, rüzgar ve iklim çeşitlerinden ve daha önemlisi bitki örtüsünden bahsedeceğim. Bitki örtüsü son yıllarda soruların daha yoğun geldiği yerlerden bir tanesi gibi görünüyor. Bakalım iklimi artık bağlayalım burada. Ama hatırlayalım, 4 tane önemli basınç merkezi var, bakarak söyleyin. Hangisi kışın etkili, çok soğuk desem? Sibirya'nın kendisi sadece kış aylarında etkili ve soğuk olarak geliyordu. Peki yine bakarak söyleyin, hangisi yazın etkili, çok sıcak desem? Basra. Basra'da sadece yazın etkiledi. Biri kışın, diğeri yazın. Hatırlıyor muyuz acaba? Biri sıcak, biri soğuk. O zaman bunlar termik kökenli diyebilir miyim? Yani ısınmaya bağlı ortaya çıkan basınç merkezleri olarak karşımıza çıkıyor. Termik kökenli kim? Basra ve Sibirya. Biraz format dışı ama şunlara hazır olalım. Basra dedik ki termik kökenli ve asıl aslında oluştuğu yer ekvator çaplı geldiği için ki Muson Asya'sında görüyor. Ondan sonra Güney Anadolu bölgesine doğru ilerliyordu. Ve ekvator ve üzerinden geldiği için dünyanın şekli sonucunda sıcak olan yerden geldiği için o zaman Basra'nın ortaya çıkmasında dünyanın şekli etkili mantığı kurulabiliyordu. Hatırlıyor muyuz? Peki Sibirya'nın kendisi nereden geliyordu? Kutuplar. Sıcak mı soğuk mu? Soğuk. Ve oradan geldiği için de o zaman yine Sibirya'nın kendisi de dünyanın şekli sonucunda soğuk olan yerden geliyor mantığıyla dünyanın şekli sonucunda Türkiye'de etkili olan basınç merkezleri mantığını ortaya çıkarıyor. Çok detay ama bunları hatırlamanız gerekiyor. O zaman yine bakarak söyleyin. Türkiye'de etkili hangi iki basınç merkezi termik kökenli? Ve Basra. Biri kutuplar, diğeri ekvatordan geliyor. Sıcak ve soğuk. Dünyanın şekli sonucunda sıcak soğuk. O yüzden dünyanın şekli sonucunda oluşanlar, termik kökenli olanlar mantığıyla belki çok detaylı bir soru olarak gelebilir. Yani dünyanın şekli mantığına girmek aslında format dışına çıkmak oluyor ama biz her şeye hazır olalım mantığıyla söylüyorum bunları. Sibirya, İzlanda yardım eder. Basra'ya Azor yardım ediyor. İzlanda, Azor'un kendisi 12 ay etkili. Hep etkili. Duyduk mu? Dinamik kökenli basınç merkezleri olarak Türkiye'ye giriş yapıyorlar. Dinamizm deyince benim aklıma dünyanın günlük hareketi geliyor. Dünyanın günlük hareketiyle birlikte oluşan hava akımlarıyla meydana geldikleri için İzlanda, Azor'un kendisi dinamik kökenli oluyor. O zaman bana söyleyin, hangi iki basınç merkezi dünyanın günlük hareketi sonucunda etkili diye sorarlarsa İzlanda, Azor. Birazcık daha detay verelim. Kışın etkili çok soğuk hava getiriyor kim? Sibirya. Ona kim yardım edebilir? Basra değil. Ya İzlanda ya Azor. Aslında ikisi de yardım edebiliyor. Çünkü 12 ay etkili basınç merkezleri oluyor. Şimdi meteoroloji mühendisi burada varken bunları anlatmak da garip oluyor. Varsa kardeşim düzeltebilirsin. İzlanda, Azor'un kendisi 12 ay etkili ama daha çok kış aylarına bize doğru gelen kim diye sorarlarsa İzlanda. Dın, geldiği yer neresi? Burası. Nereden geliyor? Kuzeyden, soğuk olan yerden. Denizi görüyor mu? Evet. Nemli olarak geliyor mu? Evet. Duyduk mu? Balkanlar. Burası Balkanlar. Balkanlar üzerinden gelen nemli ve soğuk ve yağışlı hava kütlesi olarak Türkiye'ye giriş yapıyor. Sibirya, İzlanda ikilisinden hangisi karasal ve soğuk? Sibirya. Sibirya. Hangisi nemli ve soğuk? İzlanda. Çok detay soru kalıpları olur ama daha net soru kalıpları sadece kışın etkili olan kim diye sorarlarsa Sibirya, kim yardım ediyor? İzlanda ve Azor'un kendisi ama daha çok İzlanda'yı burada etkili olarak görebiliyoruz. Azor'da tabii ki 12 ay etkili, genellikle yazın etkili Basra ile birlikte ama arada bir ülkeye giriyor. Birazdan rüzgarlar konusunda da bağlantılı bir soru kalıbı yapacağım. Güney Anadolu bölgesine geliyor. Çok sıcak hava getiriyor. Çöllerden gelen havayı da taşıyor. Aslında ekvator ve Muson Asyası kökenli. Kim o? Basra. Basra'nın getirdiği sıcak hava. Toros dağlarını hatırlıyor muyuz? Yer şekillerini hatırlatacağım. Toros dağları başladı, devam etti. Güney Anadolu bölgesinin kuzeyinden geçti. O zaman Basra'nın getirdiği sıcak hava Güney Anadolu'ya, Urfa, Mardin'e, o hani fırının kapısını açtığın zaman gelen sıcak havayı getiriyor bize. Ama ülkenin geneline giriş yapıyor mu dağlardan dolayı? %100 olarak değil. O zaman ülkenin geneline sıcak hava getiren kim olabilir sorusu geliyor aklıma yaz aylarında. Bunun Sibirya olma ihtimali yok, kışın etkili. Kim olabilir? Basra'yı da elemiştik zaten yer şekillerinden dolayı. İzlanda, Azor. Yaz aylarında İzlanda köşesinde, Azor'da gelip Avrupa'ya doğru yerleşiyor. Avrupa ya sıcak havayı getiriyor. Avrupa'dan da geliyor, buradan Anadolu'ya doğru giriyor. Derler ki Karadeniz kıyıları hariç ülkenin geneline sıcak hava getiren yazın kim? Azor mantığı da buradan geliyor. Problem var mı acaba? O zaman bana tekrar söyler misiniz? Bakarak söyleyin. 4 tane basınç merkezi var. Hangisi kışın çok soğuk? Sibirya. Sibirya. Hangisi yazın çok sıcak? Basra. Biri çok sıcak, biri çok soğuk. Bunlar termik kökenli olur mu acaba? Evet. Dünyanın şekli sonucunda etkili mi acaba? Evet. Evet, İzlanda'dan sonra kendisi 12 ay etkili, hep etkili, dinamik kökenli, dünyanın günlük hareketiyle birlikte Türkiye'de etkili diyebilir miyim acaba? Evet. Hangisi ülkenin genelini aşırı sıcak hava getiriyor? Yazın Azor. Hikayesi de bizim için belki ön plana çıkabilir. Problem var mı acaba? Şimdi bunlarla ilgili biraz detaylara inelim. Bakalım neden yüksek ve alçak basınç deniyor? Burayı anlatmaya çalışayım. Çok bağlantılı bir soru gelirse onu da yakalayalım mantığıyla. Biraz aşırı detaylara iniyorum, bilginiz olsun. Basit mantık şu. Hava, yer. Havanın yeryüzüne uyguladığı kuvvet basınçtır. Eğer hava yeryüzüne çok kuvvet uygularsa yüksek basınç, az kuvvet uygularsa alçak basınç olur. Problem var mı? Düz mantık. Piston gibi düşünün. Yüksek basınç, alçak basınç. Fazla kuvvet, az kuvvet. Problem var mı? Peki havanın yeryüzüne çok kuvvet, az kuvvet uygulamasını ne tetikler? Bir, sıcaklık tetikler. Sıcaklık. Termik mantığı buradan geliyor zaten. Bana söyler misiniz, duydunuz mu acaba? Isınan hava yükseliyor. Isınan hava yükselirse o zaman sıcak olan yer alçak basınç olanıdır. Basra alçak basıncı. Nereden geliyor? Ekvator. Problem var mı? Soğuk hava çöker. Kutuplar soğuk. Soğuk hava çökerse o zaman soğuk olan yer yüksek basınç alanıdır. Sibirya yüksek basıncı. O zaman bunun yüksek, bunun alçak olmasını tetikleyen sıcaklık olduğu için o yüzden termik kökenli oluyorlar. Problem var mı? Peki hocam, şuradaki hikayeyi neye bağlıyoruz? İzlanda sor. Havanın yeryüzüne uyguladığı kuvvet basınç dedim. İki şey etkiler. Bir, sıcaklık anlattım. İkincisi de hava akımları. Dünyanın günlük hareketi sonucunda hava akımları meydana geliyor. O hava akımlarının kendisi Azor'un bulunduğu yere doğru geliyor. Azor'un bulunduğu yerde yeryüzüne doğru hareket ediyor. Ters hadiselerin etkisi var aslında ama biraz konu dışı, o yüzden bağlayarak anlatmaya çalışıyorum. Ve 30 derece enleminin olduğu yerde yeryüzüne doğru alçaldıkları için oradaki basıncı arttırıyorlar. Ve Azor yüksek basınç alanını yaratıyorlar. Nerede? 30 derece enleminde. Dünyanın çöl alanlarında tetikleyen basınç merkezi oluyor. Genel kültür olsun. Ama niye bunlar yüksek basınç olmuş? Sebebi sıcak ya da soğuk hava mı? Hayır. Dünyanın günlük hareketiyle oluşan hava akımları burada basıncı arttırdı. O yüzden dinamik kökenli dedim. 60 dereceye geldim. Sıcak soğuk hava karşılaşıyor. Birbirlerini yukarı doğru itiyorlar. İtince oradaki basıncı azaltıyorlar. Bunların ortaya çıkmasında dinamizm, dünyanın günlük hareketiyle oluşan hava akımları meydana getirdiği için bu yüzden dinamik kökenli basınç merkezleri genellemesini yapıyoruz. Anlaştık mı? Termik ısınmaya bağlı, dinamik dünyanın günlük hareketiyle oluşan hava akımlarına bağlı. Hava akımı gitmiş, basıncı arttırmış, yükselmiş, basıncı azaltmış. Düz mantık. Problem var mı acaba? Yüksek ve alçak basınç hikayesi benim için önemli. Buradan şöyle sorularda yapabilirler. Şekil önemlidir. Bakın, bir kuralımız var. Kural şu. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. Bakın, bunların hepsi bir merkez. 1, 2, 3, 4 tane merkez var gibi düşünün. Anlaştık mı? Örneğin burası Ankara, burası Kırıkkale, burası yakın olan yerler olsun mesela. Konya olsun, birazcık daha yakın Karaman gibi düşünebilirsiniz. Merkezler. Şimdi birinci merkez burası. Birinci merkezden şu oklar rüzgarları anlatmalı size. Rüzgarlar. Bakın, merkezden çevreye doğru giden bir rüzgar var. Gördünüz mü? Kural neydi? Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. O zaman merkezden çevreye doğru rüzgar gidiyorsa burası yüksek basınç. Doğru mu? Çevreden geliyorsa burası alçak basınç demelisiniz. Yüksek ve alçak basıncı böyle ayırt etmeniz gerekiyor. Anlaştık mı? Okların yönüne bakmanız gerekiyor. Burada problem var mı acaba? Peki hocam, alçak ve yüksek basıncı tetikleyen şeyler neydi? Hemen tekrar hatırlıyorum. Havanın yeryüzüne uyguladığı kuvvet neydi? Basınç. Eğer hava yeryüzüne az kuvvet uyguluyorsa alçak basınç, çok kuvvet uyguluyorsa yüksek basınç diyorduk. Doğru mu? Şimdi bana söyler misiniz acaba? Isınan hava yükseliyor mu? Hava yükseliyorsa, yükselici hava hareketi varsa, basınç azalır. Alçak basınç. Problem var mı? Peki hava yükselirken içerisindeki nem varsa nem bulut olur mu? Olur. Yağış olur mu? Olur. Alçak basınçta hava yükselirken nemi getirir. Bulut ve yağışla birlikte ortaya çıkarsa hava kapalı ve yağışlı olur. Soru gelirse bu özellikten gelecek zaten. Bunların yüksek ve alçak basınç olma özelliğini soracaklar size. En belirgin özelliği söylüyorum. Alçak basınç alanında hava yükseldiği için nemi getiriyor, bulut oluyor, yağış oluyor hikayesi var. Daha doğrusu nemli ortamda bulut ve yağış oluyor hikayesi var. O zaman hava kapalı oluyor, yağışlı oluyor. Alçak basınç alanları hava kapalı ve yağışlıdır. Problem var mı? Ve alçak basınç alanı çevreden rüzgar alır. Hikaye bu. Sağlamasını yapalım. Hava yeryüzüne çok kuvvet uygulayası yüksek basınç oluyor. Doğru mu? Piston gibi düşünün. Yeryüzüne çok kuvvet uygulaması için aşağı doğru gitmesi lazım. Yani alçalması lazım. Alçalıyor, basıncı arttırıyor. Peki alçalırken buradaki nemi dağıtır mı? Dağıtır. O zaman yüksek basınç alanında hava genelde açıktır. Ankara'yı anlatıyorum size. Bir kış günü. Hava inanılmaz soğuk, buz gibi. Dışarı çıkıyorsunuz, gökyüzü pırıl pırıl, yıldızları görüyorsunuz. Ve ayazlı geceler oluyor. İşte orası yüksek basınç alanıdır. Hikaye de buradan geliyor. Anlaştık mı? Ve çevresine rüzgar gönderir. Mantık da bu. Problem var mı? Şimdi bana söyler misiniz acaba? Bu merkezlerin kuzey ya da güney yarımkürede olduğunu anlayabilir miyim acaba? Diye sorsalar. Evet diyeceksiniz. Kural şu. Dünyanın günlük hareketi vardır. Dünyanın günlük hareketi sonucunda rüzgarlar kuzey yarımkürede sağa doğru saparlar. Saat yönünde. Güney yarımkürede sola doğru saparlar. Bakın. Buranın kuzey ya da güney yarımkürede olduğunu anlar mıyım? Anlarım. Ok işaretlerinin son ucuna bakın. Görüyor musunuz? Sağa doğru sapmış. Sağa doğru sapmış. Ya da basit ifadeyle S harfi ortaya çıkarmış. S. O zaman kuzey yarımküre. Eğer sola doğru sapıyorsa, bakın sola sapıyorsa Z harfi yapıyor. Güney yarımküre gibi yorumu yapabilirsiniz. Anlaştık mı acaba? Ama sizin için en anahtar kelimeyi söylüyorum. Anahtar kelime burada. Hava kapalıdır. Alçak basınç. Hava açıktır, ayazdır. Yüksek basıncı unutmayın. Anlaştık mı? Problem var mı acaba? Buradan soru gelirse format dışı olur. Bu KPSS formatı değildir. Bu YKS formatıdır. Bilginiz olsun ama ya çıkarsa yapıyoruz. Yani çıkarsa bunu da yakalayalım mantığını ortaya koyuyoruz. Hiç gelmedi çünkü şöyle bir soru. Soruyu bir okuyun. Var mı cevabımız? A diyenler, B diyenler, C diyenler, D, E. Şimdi beraber yorumlayalım. Ankara'da etkili olan basınç merkezi göstereyim. İlk önce şu şekle baktığınız zaman algıladığınız şey şu olmalı. Burası yüksek basınç alanı mı, alçak basınç alanı mı? Nereden anladım? Ok işaretlerinden. Doğru mu? Çevreden geliyor. O zaman burası alçak basınç. Doğru mu? Bir yer alçak basınç alanıysa o zaman orada hava açık mıdır yoksa kapalı ve yağışlı mıdır? Kapalı. Çünkü yükseliyor. Yükselen hava nem ve yağışı beraberine getirebiliyor. Doğru mu? Aslında buradan yakalıyorsunuz genelde cümleleri. Ankara'da yükselici hangisi yanlıştır bu arada onu soruyor. Ankara'da yükselici hava hareketleri etkilidir. Doğru mu? Doğru. Çünkü burası alçak basınç. Alçak basınçta yükselen hava var. Problem var mı? Kafanızı karıştırmasın. Mantığı burada kurarsanız ama karışmaz. Peki hava açık ve yağış olasılığı düşük müdür? Evet. Alçak basınçta hava yükseliyor, içerisinde nem oluyor, yağış oluyor, bulut oluyor. O zaman alçak basınç hava kapalı ve yağışlı oluyor. Doğru mu? Hava açık ve yağış olasılığı düşük mü, yüksek mi? Yüksektir. O zaman yanlış olan B seçeneğidir. Böyle bir soru hiç gelmedi. Çok zor bir soru formatı olur ama bu şekli Türkiye coğrafyasına uyguladığımız soru kalıbı bu. Mantığı anladık mı acaba? Bu mantığı şuradan yakalamanız gerekiyor. Son kez söylüyorum. Hava yeryüzüne kuvvet uyguluyor, basınç oluyor. Eğer ısınan hava yükselirse yeryüzüne kuvvet az uygular, alçak basınç olur. Yükselici hava hareketi olur. Yükselici havanın hikayesi buradan geliyor. Yükselirken de kapalı oluyor, yağışlı oluyor. Bu kadar. Anlaştık mı? Ama yüksek alçağa da dikkat edin. Merkezden gidiyorsa yüksek, çevreden geliyorsa alçak. Çok detaylı bir soru kalıbı yaptım sadece. Ya çıkarsa yaptık. Çıkarsa problem olur mu? O zaman ilerlemeye devam. Bana söyleyin. Karayel, Yıldız, Poyraz var. Kuzeyden geliyor, kutuplardan geliyor. Sıcak mı, soğuk mu? Soğuk. Soğuk, çok güzel. Karayel, Yıldız, Poyraz'dan hangisi daha soğuk? Poyraz. Poyraz neden? Sibirya ile geliyor. Keşdeme, Kıble, Lodos güneyden geliyor. Sıcak mı, soğuk mu? Sıcak. Sıcak. Hangisi daha sıcak? Keşdeme'nin diğeri nedir? Samil. Neymiş? Samil. Gün doğusu, gün batısı ikilisini görüyorsunuz. Bunlardan hangisi nem getirebilir? Denizin olduğu yeri seçtim. Gün batısı. Problem var mı? Şimdi gün doğusu gün batısını kodlamadan attım. Karayel'in K'sı. Yıldız'ın Y'si. Poyraz'ın P'si. Nasıl kodladım burayı? Kayıp. Keşşeme'nin değeri neydi? Samil. Kıble'nin K'sı. Lodos'un L'si. Nasıl kodladım? Sakal. Ne ortaya çıktı? Kayıp, sakal. Kayıp, sakal kodlamasındaki rüzgarlardan. Kayıp olan kısım sıcak mı, soğuk mu? Soğuk. Sakal olan sıcak. Soru kalıbı bu. Bir çıkmış soru daha. Benzeri. B seçeneği diyorsunuz, bakalım mı? Karayel, Yıldız, Poyraz'dan 1 numara ne olacak? Yıldız. Keşşeme, Kıble, Lodos'tan 3 numara ne olacak? Kıble. 2 numara gün doğusu mu gün batısı mı? Bir sınav sorusunun farklı benzer formatıdır. Benzeri çıkabilir karşınıza. Anlaştık mı acaba? Ama lütfen şöyle bir algı içerisinde olmayın. Mesela Yıldız sadece Sinop'ta eser ya da Kıble Adana'da eser, Lodos Muğla'da eser gibi düşünmeyin lütfen. Bu rüzgarların Türkiye'ye giriş yönleridir bu. Mesela kuzey, güney, doğu, batı ara yönleri biliyorsunuz. Kuzey, doğu, güney, doğu. Problem var mı burada? O zaman söyleyin. Ankara'nın kuzeyinden kim gelir? Yıldız. Güneyinden? Güneydoğu gibi. Problem var mı acaba? Peki yine söyler misiniz acaba? Adana'nın kuzeyinden kim gelir? Yıldız. Güneyinden? Güneybatı? Harikasınız. Soru bu. Soru sizin. Yıldız ve kıble etkiliymiş. Hangisinin es seçeneği yanlış verilmiştir diyor. E seçeneğinde 5 numara yazıyor bu arada. Şimdi bana söyler misiniz? 1 numara Yıldız mı kıble mi? Yıldız. Çok güzel. 3 numara Yıldız. Yıldız. Peki 4 numara? Kıble. 2 numara? Kıble. 5 numara gün doğusu olarak karşımıza çıkıyor ve son cevabı E seçeneği oluyor. 5 numara oluyor. Anlaştık mı acaba? Benzer soru formatları çıkabilir karşınıza. Dikkat edin. Ama bizim için gelmemiş soru kalıbı bu. Önemli, gelmemişler bizim için değerli. Ben buna ne diyorum? Rüzgar frekans külü. Ne işe yarıyor? Yer şekillerini bileceğim. Ona göre rüzgarın yönüyle ilgili yorum yapacağım demektir. Türkiye'nin dağları nasıl uzanıyor? Söyleyin. Kuzey güney yönlü mü? Doğu batı mı? Hemen Karadeniz'de bir kente yaklaştık. Neredeyiz? Ordu'dayız. Ve söyler misiniz acaba? Bakarak söyleyin hatta. Şimdi bakın. Ordu'ya. Kayıp sakal kodlamasındaki rüzgarlardan hangileri daha rahat gelebilir sizce? Güneydekiler mi? Kuzeydekiler mi? Çünkü kuzeyin önü açık. Gördüğünüz gibi deniz var. Kuzeydekiler daha rahat gelir. Doğru mu? Peki güneyden gelenlere bakalım bir de. Güneydeyiz. Neredeyiz? Mersin'deyiz. Silifke'de olalım. Taşyu'nda olalım. Taşyu burası. Kıbrıs'a gitmek istiyorsanız deniz yoluyla Taşyu'ndan gidiyorsunuz. Belki giden vardır. Taşyu'ndayız. Hangi rüzgarlar daha rahat gelebilir Taşyu çevresine? Güneydekiler mi, kuzeydekiler mi? Çünkü güneyin önü açık. Ama bizim için en önemli cümlelerden bir tanesi Ege için geçerli. Neredeyiz arkadaşlar? İzmir çevresindeyiz. Tam bu gördüğünüz alanda. Peki İzmir burada. Dağlar nasıl uzanıyor bakalım? Şöyle. Biraz uzaklaşacağım. Uzaklaştım. Gördük mü? Dağların kendisi bu şekilde uzanıyorsa ki öyle. O zaman bizim İzmir'de bakın burada bir kapı var. Burada da başka bir kapı var. Bulunduğunuz odayı düşünün. Kapıyla pencereyi açtığınız zaman ikisi arasında rüzgar eser. Doğru mu? Şimdi bir kapı burada, öbür kapı burada ya da pencere burada. O zaman burada duvarlar olduğuna göre, dağlar olduğuna göre İzmir'de esen rüzgar sizce kuzey-güney yönlü müdür yoksa doğu-batı yönlü mü? Doğu-batı hikayesi de buradan geliyor. Anlaştık mı? Yani yer şekillerinin pozisyonunu bildiğiniz zaman olayı çözüyoruz aslında. Hep beraber Çanakkale'ye gelelim. Çanakkale burada. Çanakkale'nin birinci duvarı burası. Burası Gelibolu bu arada. Burası da Biga Yarımadası. Gelibolu'da nüfus az neden diye soracağım size. Ne diyeceksiniz? Sit alanı. Değil mi? Atalarımızın, şehitlerimizin yattığı yer Gelibolu. Burası da Biga. Burası da güzel şehir Çanakkale. Şimdi söyleyeyim bakalım. Çanakkale'nin bir kapısı burada. Diğer kapısı burada. Burası kuzey, burası güney, doğu, batı. Kuzey doğu, güney batı. O zaman Çanakkale'de rüzgarın esme yönü kuzey doğu, güney batı yönlü olur. Mantık bu. Yer şekilleri öyle diyor. Doğru mu? Aynı şey İstanbul için de geçerli mi acaba? Bakalım. Burası İstanbul. Aynı mantık bakın. Kuzey doğu, güney batı yönlü esen rüzgar olmak zorunda. Peki bunu bize nasıl soracaklar? Rüzgar frekans külü mantığıyla. Hemen meteoroloji mühendisine soralım. İstanbul'a gittik. 12 ay kalıyoruz. Rüzgarı ölçeceğiz. Nasıl ölçüyoruz? Sabah kalkıyoruz. Anemometre. İşte aynı öyle. Güzel bir alettir. Rüzgarın yönünü ölçen alet anemometre olarak ön plana çıkıyor. Kepçelisi böyle dönüyor değil mi rüzgar eserken? Aynen. Dağların çok yüksek kesimlerine böyle meteorolojinin koyduğu uydular falan var değil mi? Hocam işte yeni meteoroloji gözlem istasyonları bulunuyor. Mesela Elma Dağ'da radarın olduğu yerde de mesela bir tane daha. Elma Dağ'da var. Ben Toroslar'da birkaç kere gördüm mesela. Çok yükseklerde. Bol karın üstüne falan koymuşlardı. Orada da var mesela. Onlar sinyallerle alıyorsunuz herhalde belli merkezlere. Değil mi? Uçak kaldırma olayı var mı bizde? Hava tahminleri için. Hocam onlar yalan. Yalan değil mi? Evet. Onlar egzozun ısısından yağışlardan dolayı oluşan beyaz şeyler yani. Evet. Her şeyi diyorsun sen. Hani uçak geçtiği zaman böyle hani arka taraftan böyle bir iz geçiyor ya. İşte bu meteorolojinin uçağı, hava tamirlerinin uçağı. O kadar keşke zengin olsak da her gün uçak kaldırsak. Öyle bir şey yok, aynen öyle. Peki rüzgar frekans gününün kendisini belirlemek için ben İstanbul'a gittim. 12 ay boyunca orada kaldım ve sabah kalktım anemometre ile birlikte. Rüzgarı ölçüyorum. Kalktım. Rüzgar esiyor. Nereden esiyor? Karayel'den. Karayel, Yıldız, Poyraz. Bunlar rüzgarın esiş yönlerini gösteriyor. Dikkat edin. Keşteme, Kıble, Lodos'tan da. Ne kadar esmişse yazmışım bakın. Gün doğusu, gün batısı. Uzun çizgi, sayı değerleri olmazsa uzun çizgi rüzgarın sık estiği yönü gösteriyor bizim için. O zaman hemen bakalım. Karayel, Yıldız, Poyraz'dan kim daha fazla gelmiş? Poyraz. Karayel, Yıldız, Poyraz. Poyraz. Problem var mı? Keşleme, Kıble, Lodos'tan kim gelmiş? Lodos. Burası kuzeydoğu, güneybatı yönlü bir vadi. Aynı mantık Çanakkale için geçerli. Hocam, her kentin rüzgar frekans gününe oturup ezberleyeceğiz mi? Tabii ki hayır. Bugüne kadar hiç sorulmadığı için iki kente çok dikkat edeceksiniz. Biri İzmir, birisi Çanakkale. Hemen soruyorum. Hangisi İzmir olabilir? Çünkü doğu batı yönlü uzun. Yer şekillerini bilmem gerekiyor burada. Hangisi Çanakkale olabilir? B seçeneği. Kuzeydoğu, güneybatı yönlü mantığı vardır. Yani şundan bahsediyorum. Peki A seçeneği Akdeniz mi olabilir, Karadeniz mi? Karadeniz. Kuzeyden geliyor. Doğru mu? Peki D seçeneğin kendisi Akdeniz olabilir. Yani bu detaylara ineceklerini zannetmiyorum ama bu İstanbul, Çanakkale ve İzmir'e dikkat. Ha, Konya'da sorulabilir. Konya olsa nasıl olur? Bunlardan bir örnek olmaz. Her ne olursan ol yine gel. Kapattım. Ne oldu? Finansbank. Konya. Her ne olursan... Reklam aldık buraya. Her ne olursan ol yine gel mantığı bizim için buradan geliyor. Eşit bir şekilde geliyor diye düşüneceğiz. Anlaşılıyor mu acaba? Önemliydi, değerliydi. Peki hemen size bir soru sorayım. İstanbul'dayım ben. Hava soğukmuş. Kuzeyden kim geliyormuş? Karayel, Yıldız, Poyraz. Kim daha fazla geliyormuş? Poyraz. Geliyor. Nereden geliyor? Kuzeydoğu'dan geliyor. Ben de evdeyim. Sobayı yaktım. Bacadan duman çıkıyor. Bizim Poyraz'ın kendisi benim duman aldı, bu tarafa doğru götürüyor. Çünkü ben böyle bir vadiyim. Kuzeydoğu, güneybatı yönlü vadi. Peki güneyden gelen Keşleme, Kıble, Lodos'tan hangisinin önü açıktı? Keşleme mi, Kıble mi, Lodos mu? Lodos. Lodos o dumanı alsa evin içerisine geri sokar mı? Evet. Soba zehirlenmesi tetikler mi? Evet. Soba zehirlenmesine karşı dikkatli olun. Kim esecek? Lodos. Mantığı da buradan geliyor. Bizim için önemli. Şöyle öncülü soru neden gelmesin ki, bu öncü sorularımız artık var biliyorsunuz. Türkiye'de güneybatı yönlü etkiledir. Soba zehirlenmesine neden olur. Kim bu? Anlaştık mı? Önemli bir soru kalıbı olabilir. Anlaştık mı? Şöyle sorular geldi çünkü. Ege Denizi'nin kuzeyinden güneyine, daha doğrusu şunu sorular. İzmir'den içeri eser. Soruyu sorayım. İzmir'den içeri eser. Öğleden sonra eser. Deniz meltemi olarak ifade edilir. Kim bu? İmbatı. Diye sordular. İmbatı. Neden sormasınlar ki? Ege Denizi'nin kuzeyinden güneyine doğru eser. Kim bu? Etezyen diye. Anlaştık mı? Rüzgarlarla ilgili bunlar klasik net soru kalıpları olur. Bence bu soruların sizin karşınıza çıkması çok daha rahat olur, güzel olur. Çünkü yorum varsa, turizm sorusu var mesela bir tane son sınavda. Değerlendireceğiz beraber, yorumlayacağız. Mesela bu sorular senin için daha kolay sorudur. Ben çalıştım, biliyorum, yaparım. Yarım saniyelik soru olmaz yani bizim için. Ege Denizi'nin kuzeyinden güneyine kim eser? Etezyen. İzmir'den içeri kim esiyor? İmbat. Duyduk mu? Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. Kural bu. Ha, böyle bir ok işareti koymayacaklar soru için. YBAB'yi yazacaklar, hangi rüzgar diye soracaklar. Şimdi bana söyleyin. Bu rüzgarın adı Karayel mi? Yıldız mı? Poyraz mı? Yıldız diyeceksin. Ha, şunu söyleyeyim. YBAB'yi yazmadı. Sayı değeri verdi. Unutabilirsiniz ama şunu duymuş olun. 1013 normal basınçtır. Üzeri yüksek, altı alçaktır. Mesela 1013'ün üstüne bir sayı verdim. 1040. Yazdım 1040. 1040 milibar dedim. Yüksek basınç. Buraya da 960 milibar dedim. Alçak basınç olduğunu yorumlayıp yüksekten alçağa ok işareti çekmeniz de gerekebilir. Yapar mısınız böyle bir şey? Problem olur mu? O zaman rüzgarın adı ne olur? Karayel mi? Yıldız mı? Poyraz mı? Yıldız. AB yerine sabit. YB burada olsa rüzgarın adı ne olur? Şöyle gelse. Poyraz. YB burada olsa? YB burada olsa? Süper. Var mı problemimiz? Anlaşılıyor mu acaba? Ben bir rüzgarım, esiyorum. Karşıma dağlar çıktı. Dağın yamacı boyunca yükselirim. Genelde yer çekilir, benim hızımı keser. Etki alanımı da belirliyor. O zaman burada kalabilirim. Ama ben öyle bir rüzgarım ki çok güçlüyüm. Geldim, yükseldim, soğudum. Biliyorsunuz güneş ışınları geliyor dünyaya, yere çarpıyor. Bizim görmediğimiz patlama meydana geliyor. Yerden yansıyan ışınlarla dünya ısınıyor. Yani soba mantığında güneş bizi ısıtsa, şurası güneşe en yakın olan yer, en sıcak yer olması gerekiyor. Doğru mu? Ama ısınma şöyle oluyor. Çarptı, yerden yansıyan ışınlarla ısındığı için mantık gereği yükseldikçe soğuyorum ben. Ben genellikle bu dağı aşamadım dedim. Ama aşarsam ne olur bakalım, ihtimallere bakalım. Yükseldim, daha da soğudum. Açtım. İnmeye başladım diğer yamaçtan. Burası çok önemli. İnerken tam tersi ısınmaya başladım. Bir de sürtünme devreye girdi. 2 kat ısındım. Ben şurada ısındım, çok ısındım ve bir rüzgar oldum. Rüzgarın adı fön makinesinden çıkan sıcak hava mantığıyla fön rüzgarıdır. Fön rüzgar varsa sıcak mı soğuk mu? Sıcak. Aşırısı yarar mı zarar mı? Zarar. Yazın ortasında esiyor Antalya'da, Muğla'da. Orman yangınlarını tetikliyor mu? Evet. Maalesef. Peki kışın ortasında esse, buradaki karı eritse, heyelan ve çığ olayını tetikler mi? Evet. Tetikler. Bir kış günü Malatya'da esse, ondan sonra bizim kayısılar bahar geldiniz annesi. Birkaç saat, çünkü sıcaklığı inanılmaz arttırıyor. 3-4 derece birden. Bir anda sıcaklık artsa, bizim çiçekler, daha doğrusu ağaçların kendisi çiçek açsa, ondan sonra fön gitse, hava sıcaklığı normal standardına dönse, o zaman tarım ürünleri yanar mı? Yanardan kastım, yani tarıma zarar verir aslında söylüyorum. O zaman tarımı da olumsuz yönde etkiler mi? Evet, fönün aşırısı yarar mı zarar mı? Zarar diyeceksiniz. Bunlardan hangisi fön yapmaz? Yer şekillerini hatırlamam gerekiyor. Türkiye'nin dağları doğu batı, doğu batı yönlü uzanıyor. O zaman bu rüzgarlar fön yapar. Ha, şöyle bir genelleme sakın yapmayın. Fön geldi, ille de böyle denize doğru sıcak hava getirecek mantığını kurmayın. Denizden geldi, bu dağın diğer yamacına doğru inerse de fön yapar. Burada da fön olur, burada da, ama inerken ısınması lazım. Anlaştık mı? O zaman 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara fön yapar, 5 yapmaz. Çünkü dağlar doğu batı yönlü uzandığı için burada rüzgar Yunanistan'a doğru devam eder. Anlaştık mı? O zaman rüzgarın yönüne dikkat. Peki soruyu değiştiriyorum. Bu izdüşüm alan gerçek alan hikayesinde de mesela öyle zorlamışlardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? İzdüşüm alanı gerçek arasındaki farkın az olduğu yer, yükselti farkın az olduğu yer mantığını kurmuştuk ya sabah. Burada bir şart vardı mesela kuzeyden güneye. Burayı almadık. Nereye aldık? Burayı aldık. Çünkü başladığı bir bitme nokta düz dedik. Doğru mu? Peki değiştiriyorum soruyu. Ok işaretini şöyle çevirdim. Rüzgar şöyle. Fön olur mu olmaz mı? Çünkü Kaz, Madra, Yurt, Boz, Aydın dağları var. Doğru mu? Menteşe var. Böyle uzanıyor. Ben rüzgar yönünü böyle değiştirirsem, o zaman buradan yüksel diğer tarafa doğru inerken fön yapar. Dikkat edeceksiniz. Dikkat. Ezber yapmayın. Olayın mantığını anlayın. Olayın mantığını anladıktan sonra zaten olayı çözüyorsunuz. Anlaştık mı? Önemliydi, değerliydi burası dedik. Fönle ilgili cümleyi böyle kurduk. Bir toparlamak istiyorum ama siz de hatırlayın lütfen. 4 tane basınç merkezi var. Hangisi kışın çok soğuk? Sibirya. Hangisi yazın çok sıcak? Basra. Dinamik mi, termik mi? Termik. Peki bunların ortaya çıkmasına dünyanın günlük hareketi mi, şekli mi etkili? Şekli. Harika. İzlanda sorun kendisi termik mi, dinamik mi? Dinamik. Dinamizm varsa dünyanın şekli mi, dünyanın günlük hareketi mi? Günlük hareketi. Ülkenin geneline yazın aşırı sıcak hava getiren kim? Azor, harikasınız. Peki Karayel, Yıldız, Poyraz kuzeyden geliyor, sıcak mı soğuk mu? Soğuk. Soğuk. Hangisi daha soğuk? Poyraz. Poyraz. Keşleme, Kıble, Lodos güneyden geliyor, sıcak mı soğuk mu? Sıcak. Sıcak. Hangisi daha sıcak? Keşleme. Keşleme. Hangisi soba zehirlenmesi? Lodos. Lodos. Şu gördüğünüz rüzgar frekans güllerinin hangisi İzmir? Ezine. E seçeneği. Hangisi Çanakkale olabilir? Bursa. B seçeneği, harika. Ege denizinin kuzeyinden güneyine eser Etezyen, İzmir'den eşer eser İmbat. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınç. Harika. Dağdan aşağı doğru inerken ısınan hava. Fön varsa sıcak mı soğuk mu? Sıcak. Aşırısı yarar mı zarar mı? Zarar. Orman yangınlarını tetikler mi? Evet. Heyelançı olayını tetikler mi? Evet. Bunlardan hangisi fön yapmaz? 5. Başka bir soru. Bunlardan hangisi daha çok fön yapar? Neden böyle bir mantık kurdunuz? Çünkü daha dağlık. Doğru mu? Daha dağlık, daha yüksek. Daha çok yükseldi, daha çok indi, daha çok ısındı, daha çok fön. 2, 3 numara. Görüyor musunuz 2 ve 3'ü? Şimdi dikkat. Doğu Karadeniz. Burası. Şurası. Burası Orta, burası Batı Karadeniz. Doğu Karadeniz'in kuzeyinde Gürcistan. Kuzeydoğusu gibi. Burada da Kafkaslar. Bir dağın üstünde buzul varsa anlayın ki ve orta kuşaktaysa orası 2200'ün üstüne yüksektir. Yani çok yüksek olması gerekiyor ki buzul olsun. Demek ki çok yüksek. Neyi bağlamaya çalışıyorum? Burada Kafkaslar var bir. Geldik Kuzey Anadolu dağları var burada iki. O zaman Doğu Karadeniz'in etrafında bir çember var. Dağlar çember yapmış. Etraftan gelen soğuk havayı kesiyor bu çember bir. Denizellik var iki. Bu çemberi aşan rüzgar kıyıya doğru inerken fön yapıyor üç. O zaman burası özel bir iklime sahip olur. Akdeniz iklimi, ekvatoral iklim, tundura iklimi makro klima. Makro, geniş alan. Ama Doğu Karadeniz'deki bu alan mikro, küçük alan, mikro klima. Peki Doğu Karadeniz mikro klima neden olmuş diye sorarlarsa dikkat. 1. Yer şekilleri. 2. Denizellik. 3. Rüzgardan kastım fön. Peki ne oluyor mikro klima olunca? Çay. Ana vatanı Rize mi, Güneydoğu Asya mı? Türkiye'de olmaması lazım çay. Türkiye'de var mı çay? Var. Çünkü Güneydoğu Asya'daki nem ve yağışın aynısı Rize'de olduğu için çay var. Niye peki aynı nem ve yağış var? Çünkü mikroklima. O zaman Rize'de çayın varlığı matematik mi özel mi? Özel. Zeytin ve turunçgilin ana vatanı Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi Antalya'da, Mersin'de var. O zaman zeytin, turunçgilin, Mersin, Antalya'daki varlığı özel miydi matematik mi? Matematik. Ama Doğu Karadeniz'deki varlığı matematik mi özel mi? Özel. Çünkü mikroklima. O zaman sorarlarsa Rize'de zeytin, turunçgil, çay, tropikal ürünler ne derseniz deyin. Varlığı matematik mi özel mi? Özel. Var mı başka mikroklima hocam? Türkiye dağlık, engebeli bir araziye sahip olduğu için korunaklı sahalar, bu mikroklima alanları görülebiliyor. O yüzden bir yer daha söyleyeyim size. Burası Alanya. Burası Anamur. Gördük mü? Toroslar içeriden gelen soğuk havayı kesiyor bir. Denizellik var iki. Geçenler fön yapıyor 3. O zaman Alanya-Anamur mikroklima iklim alanı 2. Alanya-Anamur etrafından sıcak, Akdeniz'den sıcak. Akdeniz'den sıcaksa ekvator kadar sıcak. Ekvatorun doğal ortamında olur muz. Türkiye'de olmaması lazım muz. Türkiye'de var mı muz? Varlığı mikroklima. Muzun başkenti. Naylon şehir diyoruz kendisine. Burası Anamur. Artık güncel verileri yavaş yavaş aralara sıkıştırmaya başlayalım isterseniz. Türkiye'de muz şu anda en fazla hangi ilde? Mersin'de. Anamur'da Mersin'e bağlı için Mersin genellemesi yapacağız. Sera darla birlikte muz yetiştiriciliği varsa birazcık daha uygun bir ortam, sıcaklık var demektir. Daha kaliteli muz var demektir aslında. Muzun da böyle bir hikayesi var Anamur'da. Böylece anımsayalım. Peki Türkiye'de 2 tane daha mikroklima var desem. Bir de Iğdır Malatya'nın kendisi. Çevresine göre çukurda mı? Evet. Ben bilmem, görmediğini inanmam diyenler için Kayısı'nın başkentine doğru gidiyoruz. Doğu Anadolu bölgesinin güzel kentlerinden bir tanesi Malatya'dayız. Biliyorsunuz Malatya Ovası bir tektonik ova, tam arkamızda. Dağların arasında kalıyor. Çevresine göre çukurda olması mantığını hatırlayın. Hatırlayın, dağdan aşağı doğru inen rüzgarlar fön rüzgarının kendisini ortaya çıkarıyordu. Yaz aylarının ortaya çıkan o kuraklıkla birlikte pamuk yetiştiriciliği ön plana çıkıyordu. Aynı zamanda Malatya'nın kendisi, Kayısı'nın başkenti Malatya Ovası tam arkamızda. Evet, Malatya'yı merak edenler varsa arkadaşlar yüksek bir yerden çekmeye çalıştık Malatya görüntüsünü. Şu dağları görüyor musunuz? Bakın bu dağlara göre çukurda yer alıyor. Bir tektonik ova zaten. Maalesef depremlerde görülüyor. Oradan da bağlayabilirsiniz tektonik ova hikayesini. Genellikle kışın gelen soğuk hava buraya inemiyor. Yazın da inen hava fön rüzgar etkisi yarattığı için burada yazın sıcak oluyor. Yani Malatya'ya giderseniz bir Güneydoğu Anadolu sıcağını görürsünüz yazın. Oldukça böyle bunaltıcı bir havası var. Ve sonuç olarak burada yaz kuraklığı pamuğun varlığını sağlıyor. Kayısı mı? Değil. Kayısı oranın karasallığına bağlı olarak var. Pamuk yetiştiriciliği mikroklima iklim özelliğine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Iğdır için de benzer şey geçerli. 4 tane önemli mikroklima iklim alanı var. Neresi diye sorarlarsa son kez söylüyorum. Doğu Karadeniz, zeytin, turunçgil, çay, Alanya, Anamur, muz var. Iğdır, Malatya'da ne var? Yaz kuraklığı var, pamuk var. Peki çiftçimiz orada şu anda pamuk ekiyor mu? Çünkü daha fazla para kazandı. Kayısı var. tercihlere göre değişebiliyor yani. Anlaştık mı acaba? Önem dedik, değer dedik. Bizim için hikaye önemliydi. Ben hemen burayı çok daha önemli bir yere bağlıyorum. Bir yerde yağışın olabilmesi için gerekli olan şey 1. Mutlak nem. 2. Maksimum nem. 3. Bağlı nem. Varsa bunlar yağışla ilgili detaylar netleşir. Ama ben mantıken havada yağışın nasıl olduğunu size anlatmak istiyorum. Ve havada yağışın olabilmesi için gerekli olan ilk şey ısı kaynağıdır. Yani güneş. Isı kaynağı olmadan olmaz güneş. Gelecek, karşısına su kütlesi çıkacak. Güneş artı su ile birlikte ısınma, buharlaşma sonucunda nem olacak. Nem. Şimdi bakarak söyleyin. Nemin olduğu yer içeride mi, kıyıda mı? Kıyıda. Karaların olduğu yerde mi, denizlerin olduğu yerde mi? O zaman son cümleyi şimdiden kurabilirim. Türkiye'nin en fazla yağış alan yerleri içeride mi olur, kıyıda mı? Kıyıda. Güneş gelip suyu görmeden, havanın içerisinde nem olmadan yağış olmaz. Peki bu nemin adı ne? Mutlaka olması gereken nem. Yağışın olabilmesi için mutlak nem. Mutlak nem nasıl olur? Güneş ve suyla. Nerede olur? Kıyıda. Zor soru beklemeyin. Türkiye artısı. 5 tane işaret. Nerede mutlak nem daha fazla diye sorarlarsa kıyıya bakın. Ama hangi kıyıya bakın? 2 tane işaret var. Bir Karadeniz, bir Akdeniz. Daha fazla nerede? Akdeniz. Daha sıcak çünkü. Anlaştık mı? Daha fazla ısınma, daha fazla buharlaşma, daha fazla mutlak nem. Bu detaylar ön plana çıkabiliyor. Dikkat edin. Çünkü artık soruları böyle bir tık daha zor sormak zorundayız. Anlaştık mı? O yüzden böyle 2 seçenek arasında sizi bırakabilirler. Böyle içeride 4 tane, bir tane kıyıda basit soru olur. O yüzden kıyıdan 2 tane seçenek verirlerse en güneydekine gideceksiniz. Çünkü mutlak nem güneş ve suyla oluyor. Mutlak nem Türkiye'den fazla nerede? Akdeniz'de. Hocam yazın Türkiye'nin en sıcak yeri Güneydoğu Anadolu. Niye mutlak nem en fazla Mardin'de, Urfa'da değil? Su yok, su. Su yok. Su lazım. Güneş ve su burada. Anlaştık mı? Güneş geldi, suyu gördü. Isındı, buharlaştı, havanın içerisinde nem oldu. Bunun adı mutlak nem. Ama bir şeyden daha bahsediyorum. Güneş geldi, suyu gördü, ısındı, buharlaştı. Mutlak nem oldu derken bir de havanın içerisinde mutlak nem oldu derken havanın kendisinden bahsediyorum. Havanın kendisi. Ona bir isim verelim demişler. Onun adı bu olsun demişler. Maksimum nem taşıma kapasitesi anlamına geliyor. Maksimum nem. Maksimum nem havanın kendisidir. Benim için yorum yapın. Hava ısınırsa havanın nem taşıma kapasitesi artar. Maksimum nem artar. Çok sıcaksa maksimum nem çok fazla olur. Doğru mu? Yaz aylarına Türkiye'nin en sıcak yer Akdeniz mi, Güneydoğu Anadolu mu? Güneydoğu. Kışın en sıcak yer neresi? Akdeniz. Olduğuna göre yazın maksimum nem en fazla nerede? Güneydoğu Anadolu. Kışın mutlak nem, maksimum nem, birazdan bahsedeceğim. Bağlı nemle ilgili bir soru sorulacaksa ve tek başına sorulacaksa en net soru kalıbı bu. Çünkü çok çeldirici bir öncül var orada. Soru kalıbını yapıyorum sizin için. Türkiye artısı. Yukarıya açıklama. Maksimum nem havanın nem taşıma kapasitesidir. Sıcaklıkta doğru orantılıdır. Haritada 5 tane işaret. Nerede yazın maksimum nem en fazla? Kışın derse yazın ve kışın ayrımı olduğu için maksimum neme dikkat. Özel sorulursa. Problem var mı buraya kadar? Toparlama zamanı geldi. Ben diyorum ki o zaman bir yerde havada yağışın olabilmesi için gerekli olan ilk şey nem. Nem nerede var Türkiye'de? İçeride mi, kıyıda mı? Kıyıda. Çok güzel. Havanın içerisinde nem oluştu. Bir de havanın kendisi var. Maksimum nem. Alabilir miyim? Maksimum nemin kendisi şişenin kendisi. Bu arada elmacık reklamında yapıyoruz. Bilginiz olsun. Sahibine sevgiler. Peki şişenin kendisi maksimum nem. Şişenin içerisindeki su mutlak nem. Problem var mı cümlede? Nasıl geldik buraya? En başa sardım. Güneş geldi. Suyu gördü. Buharlaştı, mutlak nem oldu. Su. Maksimum nem zaten var. Havanın kendisi. Artık bu dakikadan itibaren yağış olacak. Bu dakikadan itibaren yağışın olabilmesi için sizce havanın daha çok ısınması mı lazım, soğuması mı? Stüdyoda hatlar karıştı. Uzun çekimler sonucunda böyle olabiliyor. Stüdyo gerçekten zor bir yer. Işıklar var. Böyle bir kapalı bir ortam değil mi? Zorlanıyor musunuz şu anda? Evet deyin. Evet deyin, durumunuzu anlatmanız lazım çünkü. Ben sizin için o zaman hem sorayım hem cevap vereyim. Güneş geliyor. Karşısına su kütlesi çıkıyor. Isınma, buharlaşma sonucunda mutlak nem oluyor. Maksimum nem zaten var. Ama bu dakikadan itibaren hava ısınırsa maksimum nem artar. Hava sınırı maksimum nem artarsa o zaman bu şişenin içerisindeki şu suyun yeryüzüne yağış olarak düşme ihtimali yok. havanın içerisinde gökyüzünde bulut olarak hayatına devam eder. Peki yağış nasıl olur? 1. Güneş gelecek, başa sardım. 2. Suyu görecek. Buharlaşacak, mutlak nem olacak. Ondan sonra hava soğumaya başlayacak. Hava soğuyacak, maksimum nem düşecek. Hava soğuyacak, maksimum nem düşecek. Havanın içerisinde bulunan nem de yeryüzüne yağış olarak düşecek. Havanın ısınmasıyla mı, soğumasıyla mı yağış olur? Şimdi bana söyleyeyim. Bir yerde havada yağışın olabilmesi için nem lazım. Nem nerede var? İçeride mi, kıyıda mı? Kıyıda. Bir yerde havada yağışın olabilmesi için havanın ısınması lazım, soğuması mı? Kayıp sakal kodlamasındaki rüzgarlardan hangileri sıcaklık değerlerini düşürür? Güneydekiler mi, kuzeydekiler mi? Kuzeydekiler. 4 mevsim nem var Karadeniz'de. 4 mevsim kuzeyden soğuk hava gelir Karadeniz'de. 4 mevsim yağış olur nerede? Karadeniz. Türkiye'nin en fazla yağış alan yeri bu yüzden Karadeniz'dir. Hocam neden bizim Antalya'da 4 mevsim yağış yok? Güneyden nasıl hava gelir Antalya'ya? Hava gelirse yağış olmaz. Ne zaman yağış olur Antalya'da? Yazın mı, kışın mı? Kışın. Hava soğumadan havada yağış olmaz. Anlaştık mı? Sizden önemli bir şey istiyorum. Sadece söyleyin bana. Bakın. Havada yağışın olma ihtimali Türkiye'de içeride mi, kıyıdan fazla? Kıyıdan. Nem var. Havada yağışın olma ihtimalini artıran havanın ısınması mı, soğuması mı? Soğuması. Hava soğursa havada yağışın olma ihtimali artar. O zaman Türkiye'de havada yağışın olma ihtimali en fazla nerede? Karadeniz. Sizden istediğim şey şu. Havada yağışın olma ihtimali cümlesinin yerine bunu kullanın. Neymiş adı? Lütfen söyleyin. Türkiye'de havada yağışın olma ihtimali içeride mi, kıyıdan fazla? Kıyıda. Bağın nem kıyıda fazladır. Havada yağışın olma ihtimalini artıran havanın ısınması mı, soğuması mı? Soğuması. Hava soğursa bağın nem artar. Türkiye'de havada yağışın olma ihtimali en fazla nerede? Karadeniz. Bağın nem en fazla nerede? Karadeniz. Bu kadar. Anlaştık mı? Bu anlattığım cümleleri doğruluğunu kanıtlayacağım. Soruyu da şöyle sorma ihtimalleri var diyorum. Dikkat! Yağış çeşidini verecek size. Ne olduğunu bileceğim. Haritada nerede olduğunu bileceğim. Aynı zamanda benim anlattığım şey doğru mu yanlış mı ispatlamış olacağız. Bana söyleyin. Anadolu bir yarımada mıydı? Evet. Yarımada olan Anadolu'da denizler var. Deniz varsa mutlak nem banko var. Maksimum nem zaten var. Onu söylemeye gerek yok. Yarımadanın etrafında dolaşan benim hava geldi. Anahtar kelime söylüyorum. Kıyıya paralel uzanan dağları gördü. Kıyıya dik demiyorum, paralel. Paralel dağları gördün. Ne yapacak? Yamaç boyunca yükselecek. Yamaç boyunca yükselirse ne olacak? Soğuyacak. Hava soğursa yağış olacak. Bağın nemi artacak, yağış olacak. Burada soğumayı sağlayan ne? Yamaç, yamaç yağışı. Diğer adı orografik yağış. Nerede olur? Karadeniz, Akdeniz'de. En fazla nerede olur? Karadeniz'de. Türkiye'nin en fazla yağış alan yeri Karadeniz. Yağışın adı neymiş? Yamaç. Anlaştık mı? Ama detaylara dikkat. Yamaç yağış Karadeniz dışında Akdeniz'de var. Gördük mü? Antalya. Amanos Dağları. Gördük mü? Mehmet. Amanos Dağları bak. Sana da yapamadığın soru. Geleceğim oraya. Amanos Dağları. Kıyıya paralel. Bir de hocam şurada bir dağ var. Burası neresi? Muğla. Ege bölgesinde bir yeri işaretlemişsiniz. Çünkü Ege'de bir yerde dağlar kıyıya paralel. Yer şekillerini hatırlatacağım. Bakın isterseniz oraya gelmeden. Ege'de burası İzmir, burası Muğla. Hangisine dağlar kıyıya paralel? Menteşe. Muğla, Menteşe. O zaman yamaç yağışı burada olur. Olur mu? Ege bölgesine daha fazla, daha doğrusu soruyu düzeltiyorum. Ege'den fazla yağışın olduğu yer İzmir mi, Muğla mı? Muğla. Ege'de çünkü yamaç yağışları Muğla. Daha fazla yağış varsa daha fazla orman var mı? Var. Ormanların olduğu yerde ne olur? Arıcılık. Geleceğim o soruya da. Muğla. Ama bağlantı kurun. Ezber yapmayın. Anlaştık mı? Peki ben yamaç yağışları Türkiye'de en çok Karadeniz'de yedim. Şunu düzeltiyorum. İzmir mi, Muğla mı daha fazla yağış alır? Muğla. Ne farklı ki dağların kıyıya uzanışı. Problem var mı? Gelin Karadeniz'e. Karadeniz bölgesinde her yerindeki yağışın adı bu. Neymiş adı? Yamaç. Şimdi bakın. Biz sizle denizler üzerinden gelen nemli hava alalım. Bakın. Denizler üzerinden gelen nemli havayız. Doğru mu? Karadeniz'e doğru gidiyoruz. Hocam denizler üzerinden gelen nemli havasınızla niye hep buradan gidiyorsunuz? Niye diğer taraftan gelmiyorsunuz? Bakalım acaba diğer taraftan mı daha fazla geliyoruz? Bizim geldiğimiz yerden daha fazla geliyoruz. Anlamanın tek yolu dalga kıranlar. Burası bir liman. Limanın dalga kıranına bakın. Nereyi kapatmış? Burayı kapatmış. Ne diyor insanoğlu? Bize diyor en fazla rüzgar buradan geliyor diyor. Burası neresi? Karayel. Yıldız, Poyraz. Burası neresi? Karayel. O zaman benim geldiğim yön doğru. Ha, bu arada niye Karayel'den daha fazla geliyor sorusunun elbette cevabını şuradan mikroklimayı iklim hikayesini anlatırken şu Kafkaslardan belki çözebilirsiniz. Buradan birazcık daha kesici bir etki var. Doğru mu? Toparlıyorum. Nereden geliyormuşuz? Rüzgarız, Karayel'den geliyoruz. Hedefimiz Karadeniz'e gidip yamaç yağışı yaratmak. Hemen en önemli yere doğru gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Rize'ye. Rize'ye doğru geldik. Nemli havayız. İçerimizde bol bol nem var. Kafamızı bir kaldırdık. Rize'nin arkasındaki dağlar çok yüksek. Yükseldik. Çok yükseldik. Çok soğuduk ve çok fazla yağış bıraktık. Bana söyler misiniz? Bu dağın yükseltisi ne kadar fazlaysa o zaman ben çok yükselmek zorunda kalırım, doğru mu? Ben ne kadar çok yükselirsem maksimum nem o kadar düşer, doğru mu? Maksimum nem ne kadar düşerse benim içerisinde ne kadar nem varsa hepsi oraya düşer. Sonuç Türkiye'nin en fazla yaşanan yeri Rize. Niye? Hep deniz var. Hep kuzeyden soğuk hava var. Hep dağlar var. Hep yağış var. Rize'de, Trabzon'da haftada 2 kere yağış olur. Biri 4 gün sürer, diğeri 3 gün. Hep yağış olur yani. Mantık bu. Yamaç yağışının katkılarıyla. Anlaştık mı? Hangi dönemde daha fazla hocam? Sonbahar. Neden? Çünkü yazdan kalan nem sonbaharda daha etkili bir şekilde yağış buraya bırakıyor. Hocam tamam, yükselti buranın daha fazla yağış alması sağlayan etken dediniz. Kanıtlamak ister misiniz? Evet, gelin Samsun'a. Samsun'dayız. Denizler üzerinden gelen nemli havayız. Samsun'a geldik. İlk önce bir ova gördük. İçerindeki nemi kaybetmeye başladık bu arada. Hemen dağı göremedik yani. Nemi kaybettim. Dağları gördüm. Şimdi bu dağlar Rize'nin dağlarından yüksek mi? Hayır. Canik. Yükseltisi az. Çok yükselemedim. Çok soğuyamadım. Çok yağış bırakamadım. Sonuç Samsun mu Rize mi daha fazla yağış alır? Rize. Ne farkı var? Yükselti. Mantığı anladık mı? Hikaye bu. O zaman ben yamaç yağışları kendisinin mantığını öğrendim. Türkiye'nin kıyılarında var yamaç yağışları ama her kıyıda var diye genelleme yapamam. Karadeniz, Akdeniz'de var, Ege'de, Muğla hattında var, Marmara'da, Yıldız hattında var. Ama bu yağışı bana gösterirlerse, Türkiye'den fazla nerede olur diye sorarlarsa nereye bakacaksınız? Konya mı, Rize mi? Rize. Sonbahar. Problem var mı? Hocam, ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da hala görülen, ilkbaharda çok görülen, hatta inşallah yakınlarınızda yoktur. İnsanların hayatını kaybettiği o sellerin sebebini merak ediyorum. Buradan başlıyor hikaye. Aslında hikaye kışın başladı. Kışın ülkenin genelinde çok kar yağdı mı Türkiye'ye? Evet deyin. Evet. Her şeyi ben halledeceğim, merak etmeyin. Peki çok kar varsa, peki kışın bitmesiyle birlikte güneşin kendisini daha çok net göstermesi, büyük açıyla gelmesiyle birlikte o karlar eridi mi? Evet deyin. Evet. Kar eriyince çok soğudu mu? Oldu. Ondan sonra bakın. Güneş geldi. Suyu gördü. Isındı, buharlaştı. Mutlak nem oldu. Bu arada gün içerisinde güneşin en tepe noktada olduğu saat kaç? 12'de başladı. En kuvvetli ısınma, buharlaşma. Ve 12'den ortalama 4 saat içerisinde güneş geldi, suyu gördü, ısındı. Isınan hava yükseldi. Soğuyan havanın maksimum nemi düştü. Hava soğudu, yağış oldu. Yükseldi, soğudu, yağış oldu. Bu yüzden yükselim yağışı. Diğeri de konveksiyonel. Şimdi bana söyleyin, 12'de başlayan bu olay ortalama 3-4 saat içerisinde yeryüzüne yağışı bırakıyorsa hangi vakitte düşüyor? İkindi. Genelde ilkbahar, yani bahar dönemi diyelim, kıştan sonraki dönem diyelim ya da havaların ısındığı dönem diyelim, ortalama 40 gün sürüyor. 42'indi yağışları diyorlar. 42'indi. Mantığı buradan geliyor. Şimdi bana söyleyin. Güneş geldi. Bir anda çok suyu gördü. Çok mutlak nem oldum, evet. Bir anda yükseldim, evet. Bir anda soğudum, evet. Aynı nem. Aynı nem aynı yere bir anda düşerse ne olur? Sağanak yağış olur. Olur mu İç Anadolu'da sel? Olur. Nasıl olur? Konveksiyonel yağışın katkılarıyla. Peri bacaları nerede? Nasıl oluyor? Volkanizma, akarsu rüzgar aşındırma. Akarsu rüzgardan kastım bu işte. Her yerde olur. Bu yağış her yerde olur. Anahtar kelime karların erimesi. Ama en çok etkili olduğu yer burasıdır. İç Anadolu'dur. Ne zaman kar eriyor İç Anadolu'da? Kıştan sonra, ilkbaharda. O zaman bu yağış ilkbaharda olur. Ne zaman karlar eriyor Erzurum'da? Burası daha yüksek ya. İlkbahar, daha doğrusu kış, ilkbahar değil, ilkbahardan sonra. Ne zaman? Yazın. O zaman olay yazın gerçekleşir. O zaman İç Anadolu en fazla yağış hangi dönemde alıyor? İlkbahar. konveksiyonel. Erzurum en fazla yağışlarınızdan oluyor. Yaz. Konveksiyonel. Bir yerde ilkbahar yağışı varsa orada bozkırlar var. Bozkırlar küçük otlar, küçük otları küçük hayvanlar yer. Küçükbaş hayvancılığın temeli atılır. Bir yerde yaz yağışı varsa orada alpin çayırları var. Alpin çayırları büyük otlar, büyük otları büyük hayvanlar yer. Büyükbaş hayvancılığın temeli atılır. Sonuç, İç Anadolu en fazla yağışı ilkbaharda konveksiyonel. Erzurum en fazla yağışı yazın konveksiyonel. Neden ilkbahar, neden yaz diye sorarlarsa Konya Erzurum arasında yükselti farkı diyeceksiniz. Karlar ilkbaharda, karlar yazın eriyor. Anlaştık mı? Hepsi net soru kalıbıdır bunların. İç Anadolu en fazla yağış hangi dönemdeymiş? İlkbahar. Konveksiyonel. Erzurum? Yaz. Yine konveksiyonel. Karadeniz? Sonbahar. Çok güzel Yamaç. Ne kaldı? Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu. Çok güzel. Bana söyleyin. Türkiye ekvatorda mı, kutuplarda mı, orta kuşakta mı? Orta. Güneyden nasıl hava gelir? Kuzeyden. Soğuk. Karşılaşırsa ne olur? Cephe yağışlarının Türkiye'deki varlığı özel matematik mi? Matematik. Frontal depresyon yağışları mantığıyla çıkar. Ve bu yağışlar Türkiye'de her yerde olur. Her yerde. Ama en çok etkili olduğu yer. Kuzeyden gelen soğuk havayla güneyden gelen sıcak havanın ilk karşılaştığı yer Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu hattı olur. O zaman ilk önce Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu, sonra her yerde. Toparlıyorum. İç Anadolu en fazla yağış hangi dönemde aldı? İlkbahar konveksiyonel. Erzurum en fazla yağış ne zaman alır? Yaz. Yine konveksiyonel. Karadeniz en fazla yağışı? Sonbahar. Yamaç. Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu en fazla yağışı kış ve cephe. Bunu hatırlamanız için yapmanız gereken bu. İç Anadolu en fazla yağış hangi dönemde aldı? İlkbahar konveksiyonel. İlkbahardan sonra ne gelir? Yaz. Konveksiyonel. Yazdan sonra? Sonbahar. Karadeniz'deyim. Sonbahardan sonra kış. Ben buna ne diyorum? Yağışın rejimi. Ne demek yağışın rejimi? Hangi bölge hangi dönemde yağış alır? Yağışın rejim birimine benzeyen iki il. Ankara, Erzurum mu? İzmir, Antalya mı? Antalya. Yağış rejimiyle miktar aynı şey değildir. Rejim hangi dönem? Miktar ne kadar? Ne kadar yağış düşüyle alakalı. Anlaştık mı acaba? Problem var mı acaba? Bu şartlar altında Türkiye'nin en fazla yağış alan yeri neresi diye sorarlarsa nereye bakacağız o zaman? İç Anadolu mu, Karadeniz mi? Karadeniz'in daha fazla yağış alan yeri Samsun mu, Rize mi? Rize. Ne farkı var? Yükselti. İzmir mi, Muğla mı daha fazla yağış alıyor? Muğla. Ne farkı var? Dağların kıyıya uzanışı. Bir farklı cümle böyle kuralım. Anlaştık mı? Türkiye'nin en az yağış alan yeri neresi? Denizel mi, karasal mı? Karasal. Karadeniz mi, İç Anadolu mu? İç Anadolu. Size bir soru. Karasal, 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 karasal. Nasıl bilirsiniz Iğdır, Malatya'yı? Çukurda. Çukurda. Karasal ve çukurda. Anahtar kelime çukurda. Bakın burası da karasal. Neresi burası? Hakkari. Iğdır, Malatya'dan ne farkı var ki daha fazla yağış alıyor? Çukurda değil, yüksek. Yüksek ova. Oradan bağlayabilirsiniz belki. Sonuç olarak da bizim için daha fazla yağış içeride Hakkari çevresidir. Anlaşılıyor mu acaba? Önemlidir. Var mı problem? Ben bunların hepsini bağlayacağım. Karadeniz iklimi var. Hem genel tekrar yapacağız, birkaç soru kalıbıyla bağlayacağız. Güney Marmara'dan Antep'e kadar Akdeniz iklimi var. İçerisi karasal. Karasallık ikiye ayrılıyor. Sizce Konya'nın karasallığı ile Erzurum'un karasallığı aynı mı? Hayır. Yarı karasal, sert karasallık var. Hemen nereden başlayalım? Karadeniz ikliminden. Karadeniz ikliminin grafiğiyle başlayalım. Grafiği bu. Herkes görsün grafiği. Grafikte kutular yağışı, çizgi sıcaklığı gösteriyor. Doğru mu? Burası Rize yazmasa da ben buranın Rize olduğunu anlar mıyım? Evet. Evet. Neye bakalım? Sıcaklık mı, yağış mı? Yağış. Yağış en fazla hangi dönemde? Eylül, Ekim. Ne demek bu? Sonbahar. Ne diyor E harfi? İlkbahar, yaz, sonbahar. Burası Karadeniz diyor. Anlaştık mı? Peki size bir soru. Rize yazmasa buranın kuzey yarımkürede olduğunu anlar mıyım? Evet deyin. Evet. Çünkü Haziran'da sıcak. Hatırladık mı? Çok güzel. Haziran'da sıcaksa kuzey yarımküre. Yoksa güney yarımküre oluyor. Problem var mı? Peki sadece bu grafiğe bakarak, sadece bu grafik, yalnızca bu grafik. Kar yağışı var mı? Hayır. Hayır dediniz. Neden? Nereden anladınız? Sıfırın altına düşmemişse kar yok. Hocam ben geçen gün Rize'ye gittim. Kar vardı, mangal yaptık. Mangal çok önemli biliyorsunuz bizim için. Ama yalnızca diye soru gelecek. Yalnızca grafikten bunu göremezsiniz. Örneğin soru bu. Antalya'ya ait sıcaklık yağış değerleri yalnızca grafik diyorsa hayatla bağlantınızı kesin, sadece grafiğe bakın. Hangisine ulaşacağınız. Yağış rejimi düzensiz olunca böyle oluyor. Problem var mı? Yağışlar kış aylarına en fazla. Aralık, Ocak. Problem var mı? Süper. Kuzey yarımküre. Haziran'da sıcak, harika. Yıllık yağış 9'un üstünde. Burada matematik devreye giriyor. Tek tek toplayacaksınız. 300, 250 daha. Bu biraz zor benim için, özellikle bakkal hesabı. Bir de şey var ya, 300, 250 daha komşuya verdim. Geri vermedi. Bu aralar sıkıntılı çünkü. Neyse şöyle yapalım. En fazla yağış 300. En az yağış 50. 300 en fazla en az. Ortalama alalım bir tane. Ortalama 100 alsak mesela. Tam ortası değil ama. Çarpı 12 yapınca, niye 12 yaptık? 12 tane var. Zaten 1200'ü yakalarsınız. Yani ortalamanın 1200 olduğunu, 9'un üstünde olduğunu yakalarsın. Doğru mu? Matematik öğretmenleri, başka etkili bir yöntemimiz var mı burada? Yoksa benim yöntem iyi mi? Bakkal hesabı bence. Aynen. Ramazan Yetkin kardeşim mesela ayları şöyle hesaplıyor. Ocak, Şubat. Eski usul. Kardeşim anneannesinden öğrenmiş. Böyle hesaplayan var mı? 30-31. Meteoroloji mühendisi sen de mi? Meteoroloji mühendisi işe başlıyor. Bu ay kaç şeker? Bir saniye. Ama sonuçta önemli olan sonuç değil mi? Bir de Temmuz, Ağustos 31-31 çekiyor. Onu da şuradan mı yakalıyor? Çok mantıklı. Neden 31-31 çekiyor? Onun teknik açıklamasını hatırlıyor musunuz? Çok güzel. Şimdi bakın şunu hemen hatırlatayım size. Önemli bir alan aslında. Atlamam, genel kültür olsun diye atlamayalım diyorum. Şimdi dünyanın güneşin etrafında bir hareketi var. Elips yörünge. Format dışı olduğu için oraya çok girmiyoruz ama çok önemli bir genel kültür bilgisi aslında. Bizim dünya güneşin etrafındaki yörüngesi var ve hareket ediyor. Ve yörünge elips şeklinde, yani tam yuvarlak değil, yumurtaya benziyor. Burada mesela güneşe yakın. Güneşin çekim kuvvetinin etkisini uzaklaştırmak için hızlanıyor yörüngede. Yörüngede hızını arttırınca o zaman ne oluyor? Şubat ayı daha erken bitiyor. Yani Ocak ayı 30-31 işte. Ama Şubat ayı bakıyoruz 28 çekiyor. Niye? Çünkü yörüngede hızını arttırıyor. Hızlanıyor burada. Sonra koşuyor koşuyor, düz mantık anlatayım. Yoruluyor. Yorulunca, güneşten de uzaklaşınca yörüngedeki hızını azaltıyor. Hızını azaltınca ne oluyor? İşte Temmuz, Ağustos'un 31-31 hikayesi üst üste geliyor. Bir de bakın 21-21-21-23. 2 günde buraya gecikiyor. Yörüngede hızıyla alakalı aslında. Şu Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Onda öyle. Ama sonuçta büyüklerimiz bulmuş yani bunu. Gerçekten önemli yöntemlerden bir tanesi bence. Neyse biz olaya geri dönelim. Bu grafikte önemli olan sonucu yakalamak olduğu için de kar yağışları etkili mi sorusunun cevabı nereden anladık? Sıcaklık sıfırın altına düşmemiş. Problem var mı acaba? Akdeniz ikliminin Türkiye'de var olduğunu hepimiz biliyoruz. Nerede var sorusunun cevabı Güney Marmara'dan Antep'e kadar var. Akdeniz iklim varsa var mı maki? Zeytin turunçgili var mı? Var. Peki içeride biliyorsunuz Türkiye'de karasallık var. O karasallığın grafiğini göstermek istiyorum ki aynı zamanda 2020 sınav sorusuydu bu. Bu grafiği verdiler. Nereye ait diye sordular. Hangi ile ait diye sordular. Bunun Konya'ya ait olduğunu anlamak için aslında yağış hikayesi olayı çözüyordu. Yağış en fazla hangi dönemde? Nisan, Mayıs, ilkbahar yani. Ne diyor harfi? İç Anadolu diyor. İç Anadolu, Konya diyen soruyu çözmüştü. Erzurum karısının grafiğine bakar mısınız? Grafikte sıcaklık sıfırın altını gösteriyor mu? Var mı kar yağışı? Var. Var mı don olayları? Var. Seracılık için uygun ortam var mı? Hayır. Yok. Don olayları etkiliyse seracılık için uygun ortam yok. Doğru mu? O zaman bu da Erzurum'un kendisini anlatıyor bana. Ama bunların hepsini toparlayan en önemli cümle bitki örtüsüyle ilgili. Biliyorsunuz ki son sınavda da bitki örtüsünden sorun geleceği çok netti. Biraz bence zor sorulardan bir tanesiydi. Daha az olan ağaç türünü sordular. Benzer bir şekilde biz endemik türlerden ilerleyelim isterseniz bir gün. Ama oraya gelmeden önce bir genel olarak bir toparlayalım bitki örtüsünü. Ondan sonra biraz detay vereyim size. Türkiye'de orman en fazla İç Anadolu'da mı, Karadeniz'de mi? Karadeniz. Harika. Türkiye'de orman en fazla Karadeniz'in doğusunda mı, batısında mı? Doğusunda olmasını beklemeniz normal. Türkiye'nin en fazla yağışılan yeri burası. Ama lütfen bakar mısınız? Doğu Karadeniz'in dağları şurada nemli havayı kesmiş. Kıyının gerisine çok yüksek. Yağışın varlığını hatırlayın. Ama Batı Karadeniz'in dağlarına bakın. Küre, Bolulgaz, Köroğlu. Bu dağların yükseltisi birazcık daha buraya göre az olduğu için nemli hava daha fazla içeri girmiş. Bakın gerçek görüntüler görüyor musunuz? Nemli hava burada, nemli hava şurada. O zaman Türkiye'de orman en fazla. Doğudan batıda mı? Batıda. Batıda. Hatırlayın. Önemli olan zaten hatırlatmak. En fazla orman batıda. Peki Karadeniz'den sonra orman varlığı bakımından ikinci sırada olan bölge Akdeniz. Akdeniz'in Antalya'sı şurada başlıyor. Antalya burada bitiyor. Yani bizim Akdeniz'in yarısı Antalya. Ve yamaç ağaçları ve cephe ağaçlarının katkılarıyla Türkiye'de orman en fazla nerede? Antalya. Antalya'da. Ormana en fazla orman varlığı neredeymiş? Antalya ile birlikte karşımıza çıkıyor ki Antalya'nın bu arazisi o daha çok endemik türlerin çok yoğun olduğu yeri de bu Toros hattı. Batı Torosların bulunduğu yer bana hatırlatıyor. Gerçekten çok zengin bir bitki örtüsüne sahip olan yer olduğunda şu Antalya Muğla arasını söyleyebilirim. Gerçekten çok güzel yerlerden bir tanesi aynı zamanda. Peki en yoğun orman nerede? Yoğun. Yoğunluk da tabii ki yüzölçümle alakalı. Karabin yüzölçüm burada. Daha sık ormanları burada görüyorum ben. En yoğun orman da burada. Nerede? Karabük'te karşımıza çıkıyor. Toparlıyorum. Türkiye'de orman en fazla İç Anadolu'da mı? Karadeniz'de mi? Evet. Doğudan batıda mı? Batıda. En fazla orman nerede? Antalya. Antalya. En yoğun orman nerede? Evet. Çok güzel. Peki Türkiye'de en fazla bulunan ağaç? Meşe. Meşe. En geniş alanda. Meşenin kendisi var. Bu da bizim için önemli detaylardan bir tanesini karşımıza çıkarıyordu. En dar alanda bulunan ağaç diye sormuştu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ladinin kendisi ve sedir dar alanda. Böyle bir soru gelmişti. Geniş alanda meşe var. Şimdi toparlayalım. Çok geniş alanda meşe varmış. Evliya Çelebi seyahatnamesinde diyor ki bir sincap Akdeniz'den Karadeniz'e doğru giderken yere inmeden gidebilirmiş diyor. Ama tahrip edilmiş ormanlar. Ve ormanların İç Anadolu'da tahribatıyla... Unutmayın. Coğrafyanın döngü sorularından bir tanesidir. Antropojen Bozkır. Çok sorulur. İç Anadolu yoksa nereye bakalım sizce Antropojen Bozkır için? Marmara'da Yıldız'dan bakalım Ergene'ye mi? Ergene. Çok güzel. Ergene'de Antropojen Bozkır. İç Anadolu yoksa buraya bakabilirsiniz. Ormanların insanlar tarafından tahribatı sadece İç Anadolu'da Ergene'de olmuyor ki. Var mı Akdeniz'de orman? Var. Akdeniz iklimin bitki örtüsü bu. Neymiş adı? Kızılçam. Kızılçam'ın insanlar tarafından tahribatıyla. Maki. 2020 sınav sorusu biliyorsunuz Maki. Zeytin ve turunçili vermediler. Keçi boynuzu, menengiç anahtar kelimelerdi. Akdeniz'de tam buradaydı işaretleme. Buradan yakalayabiliyorduk soruyu. Maki. Kızılçam'ın tahribatıyla ortaya çıkıyor. Peki Maki'nin tahribatıyla ne oluyor? Garik. Maki'nin tahribatıyla da garik ortaya çıkıyor. Bu da bizim için önemli ve değerli oluyor. Peki var mı Karadeniz orman? Var. Tahribat var mı? Var. Karadeniz ormanları tahribatıyla ne olur? Pseudomaki, yalancı maki. Hikayesi de buradan geliyor. Fındık mesela bir yalancı makidir. Fındık demişken Ordu, Trabzon hattında şu anda fındık sezonu doğru geliyor. Stres arttı. Çünkü fındık toplama oradaki en ailecek, en stresli işlerden bir tanesi. Tarımla uğraşan var mı aranızda tarım yapan? Bu aylar genelde tarım için Türkiye'de. Özellikle hani böyle makinenin olmadığı yerlerde elle toplama hikayesi varsa ki fındık, çay onlardan bir tanesi. O dönemin yani oraların stresli ayları olduğunu söyleyebiliriz. Allah kolaylık versin herkese diyelim oradakilere de. Peki bana söyler misiniz acaba Türkiye'de en geniş alanda bulunan bitki örtüsü orman mı bozkır mı? Bozkırlara dikkat edin. 2022 sınav sorusu olma ihtimali var. Bozkırların türleri var arkadaşlar. Bunlara baktığım zaman... Hani bozkırlar, küçük otlar, küçük otları, küçük hayvanlar yer mantığıyla değerlendiriyorum. Kimler var orada mesela? Koyun yumağı var değil mi? Çoban yastığının kendisini görüyorum mesela. Sığır kuyruğu. Anahtar kelimeler olabilir. Bunlar da bozkır türleri hikayesini burada karşımıza çıkarıyor. Peki dağ çayırları için nereye gidelim? Konya mı, Erzurum mu? Erzurum. Kardelen anahtar kelime olabilir. Dikkat, kardelen. O yüksekleri, karların yoğun olarak ön plana çıktığı yerleri... Bize söyleyebilir. Kardelen'e, dağ çayır türlerine dikkat. Endemik demek ne demek? Nadir alanda görülen bitkiler demek. Doğru mu? Bu endemik türleri aslında bir geçen senelerde bir zorladılar. İlk kez görenler not alsın. Gerçi ben özellikle kitaplara koymaya çalıştım ama birazcık daha net görün diye. Nadir görülen, dünyada sadece bir yerde olan bitki değerlendirmesiyle ön plana çıkıyor. Mesela bunların en önemlisi sığıl ağacıdır. Sığıl ağacı nerede? Muğla. Muğla, sığla, sığla, Muğla diyorduk hatırlayın. Hatta bu kozmetik sanayinin kullanılması açısından da ekonomiye değer katması açısından da çok önemli. En popüleri bu. Rize çevresindeki Anzer çiçeği. Anzer yaylası var biliyorsunuz orada. Anzer balını duydunuz mu? Yani bu bal hikayesini zaten bitkilere bağlıyoruz genelde. Anzer yaylası, anzer çiçeği. Oradaki özel arı türüyle de özel bir bal ortaya çıkıyor. Kilosu zaten 1000 lira civarındaydı. Daha da fazla. Yani isteseniz de alamıyorsunuz gerçi. Çünkü şifa niyetine biliyorsunuz dağıtılıyor. Öyle bir olay var. Fazla yenmesi zarar. Efendim? Fazla yenmesi zarar. Fazla yenmesi zarar. Evet. Öğrenci arkadaşlar vardı Trabzon'da. Fazla yenmesi zarar hikayesini bilmiyorlarmış. Biri de Rizeli. Öğrenci de biliyorsunuz koliden ne çıksa yer yani. Bu arkadaşlar bir anzer balını böyle bir gece tüketmişler. Evet, biraz sıkıntılar olmuş. Sonra neyse ki hala yaşıyor arkadaşlarımız. Göller yöresinde kaslank meşesi var. Detay bunlar. Dat çoğurmasının kendisi dat içerisinde. Kaz dağlarını Kaz Dağı gökleri adından çıkartabilirsiniz. Ve Kastamonu içerisinde İspir meşesi. Endemik türlerden bir tanesi. Endemik türlerin en çok yoğun olduğu yer Toros Dağları. Özellikle Batı Toroslar, Antalya hattını unutmayın. En az da karası olan yerler. En az olduğu yer diye sorulursa. Yani o kadar detay sorular sormaya başladılar ki. Yani her detayı vermek istiyorum size ama çok da bunaltmak da istemiyorum sizi. Buradan gelen soruyu yaptınız mesela. Ormanlarla ilgili gelen soruyu kaç kişi yaptı? Gene de iyi bir ortalamayla yorum yaptınız herhalde değil mi? Oradan bir genelleme. Zor sorulardan bir tanesi. Yani coğrafyada seçici soru var mı? Var. Bitki örtüsüyle ilgili hangisi daha az? Evet Ladin. Not almışsınız. Çıkmış. Güzel. Önemli sorulardan bir tanesiydi ve yapmış olmanız da güzel. Bence zor sorulardan bir tanesi. Coğrafya için mesela hani genel itibariyle videoyu dinleyen arkadaşlar beraber hazırlanıyoruz. Gerçekten o kadar detaylı bir hazırlanma sürecimiz var ki. Hani neden sonuçlarla, haritalarla, videolarla o kadar detay veriyorum ki çaktırmadan size. Hani bunu tahtaya yazıp vermeye çalışsam bitmez yani, tahta bitmez. Coğrafyadan çıkınca kolay coğrafya deminiz, bu çalışmanın eseri olduğunu lütfen unutmayın. Bunun altını çizelim. Yani öyle her o soruları da böyle hiç bilmeyen bir adama götürseniz yapamaz yani. O yüzden kendi çalışmanızda lütfen öyle boşa çıkaran cümlelerde kurmayın. Türkiye ortalaması yayınlansaydı gördünüz. Ben onun geçeceğini düşünmüyorum yani. Ama çok şükür beraber çalıştığımız arkadaşlar ortalama 15 yaptılar. 18-18 yapan var. 18-17'ler çok fazla var. Bu da güzel neticeleri beraberine getiriyor. Ama her ders için söylüyorum. Yani girdik sınava, çok kolaydı. Hayır. Emeğinizi lütfen arkadaşlar böyle bir çırpıda kenara atmayın. Siz onları çalıştınız ve öğrendiniz. O yüzden size kolay. Mesela YKS Türkiye ortalamalarına bir bakın. YKS'de mesela bizim TYT'de 5 tane soru çıkıyor. TYT coğrafyada. Türkiye ortalaması 1,5 falan yani, 1,5. Orada 5'te 5 yapanlar çok rahat yapıyor. Aa, çok kolay diyorlar. Hayır, Türkiye ortalamasına bakın. Coğrafya 2 kısım var AYT'de. Türkiye ortalaması mesela 2, tarih 1. Böyle ortalamalar var yani. KPSS ortalaması da mesela sınavdan sonra bakın. Yani unutmayın, kendi netinizi bir kenara koyun. Ondan sonra ortalamaya bakın. Ha, daha iyisi olan ne biliyor musunuz? Bunu ben her zaman söylüyorum. Ortalamanın üstünde olabilmek. Mesela coğrafyada 18-18 yaptınız. Ama herkes yapmış. Çok fazla anlamı yok. Ama herkes 10 yapmış, siz 15 yapmışsınız. Çok iyi. Yığılmanın üstü. Ki bu sınavın en belirleyici özelliği yığılmanın üstüne kalan olacak. Bakın bu gelecek olan sınav için söylüyorum. O yığılmanın üstüne sizi taşıyan tüm dersler sizin için artı puan demektir. O yüzden bu olaylara böyle bakmanız gerekiyor. Lütfen dikkat edin. Burayı toparlayalım. Artık bu hikayeyi bitiriyoruz. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? O zaman beraber tekrar edelim. Burayı bağlamış olalım. Hazır mısınız acaba? Hazır mıyız acaba? Antalya'dan İzmir'e doğru gidiyorum. Türkiye'de sıcaklık değerleri azalıyor. Sebebi yükselti mi, enlem mi? Enlem. Enlem. İzmir'den Elazığ'a azılan sıcaklık enlem mi, yükselti mi? Yükselti. Harikasınız. Elazığ mı, Samsun mu Ekvator'a yakın? Elazığ. Hangisi daha sıcak? Samsun. Bu durum enleme. Evet. Samsun niye sıcak? Denizel. Elazığ niye soğuk? Karasal ve yükselti. Harika. İndirgenmiş haritalarda ne yok? Yükselti yok. Yaz aylarında Türkiye'nin en sıcak yeri Akdeniz mi, Güneydoğu Anadolu mu? Güneydoğu Anadolu. Kışın en sıcak yer neresi? Akdeniz. Her zaman en soğuk yer neresi? Doğu Anadolu. Don olayı en fazla nerede? Doğu Anadolu. Don olayı en az nerede? Akdeniz. Bu yüzden seracılık en fazla nerede? Akdeniz. Adana mı, Antalya mı? Antalya'da. Bakarak söyler misiniz acaba? 4 tane basınç merkezi var. Hangisi kışın çok soğuk? Hangisi yazın çok sıcak? Dinamik mi, termik mi? Ortaya çıkmaların temel sebebi dünyanın günlük hareketi mi, dünyanın şekli mi? Şekli. Hangisi Güneydoğu Anadolu bölgesini çok sıcak yapar? Basra. Harika. İzlanda'dan sonra ortaya çıkaran dünyanın günlük hareketi mi, dünyanın şekli mi? Peki bunların ortaya çıkması sağlayan termik faktörler mi, dinamik faktörler mi? Dinamik. Harikasınız. Peki hangisi ülkenin geneline yazın aşırı sıcak hava getiriyor? Basra. Siz süpersiniz. Peki söyler misiniz Kayıp Sakal kodlamasında Karayel, Yıldız, Poyraz kuzeyden geliyor, sıcak mı soğuk mu? Soğuk. Hangisi daha soğuk? Poyraz. Poyraz. Keşdeme, Kıble, Lodos güneyden geliyor, sıcak mı soğuk mu? Sıcak. Sıcak. Hangisi daha sıcak? Keşdeme. Keşdemenin değeri nedir? Samyeli. Hangisi soba zehirlenmesi? Lodos. Lodos. Harika. Peki bunlardan hangisi İzmir? Edirne. Hangisi Çanakkale? Bursa. Harika. Ege Denizi'nin kuzeyinden güneyine? Etezyen. Etezyen. İzmir'den içeri? İlbaz. Rüzgar yüksek basınçtan? Alçak basınca. Ben öyle bir rüzgarım ki daha açtım. Diğer tarafa doğru iniyorum, sıcak hava getiriyorum. Benim adım ne? Fön. Fön varsa sıcak mı soğuk mu? Sıcak. Aşırısı yarar mı zarar mı? Zarar. Orman yangınlarını tetikler mi? Evet. Heyelan çığ olayını tetikler mi? Evet. Bunlardan hangisi fön yapmaz? Evet. 5 numaranın kendisi fön yapma şansı yok. Peki şöyle bir yağış çeşidi karşınıza çıksa Türkiye'den fazla Konya mı Rize mi? Rize. Şu yağışın kendisi Türkiye'den fazla Rize mi Konya mı? Konya. İlkbaharda Konya'da, Erzurum'da ne zaman? İlkbahar mı yazın mı? Yaz. Yaz aylarında. Bu yağışın Türkiye'deki varlığı özel mi matematik mi? Matematik. Türkiye'den fazla Konya mı Antalya mı? Antalya. Antalya. İç Anadolu bölgesi en fazla yağışı? İlkbahar. Erzurum. Yaz. Karadeniz. Marmara, Ege, Akdeniz, Güney Anadolu. Ben buna yağışın miktarı mı, rejimi mi? Rejim. Yağışın rejimi bilmez diyen iki il. Ankara, Erzurum mu? İzmir, Antalya mı? İzmir, Antalya. Çok güzel. Bana söyler misiniz acaba? Türkiye'de orman en fazla İç Anadolu'da mı, Karadeniz'de mi? Karadeniz. Doğudan mı, batıda mı? Batıda. En fazla orman? Antalya. En yoğun orman? Karadeniz. Karabük. En fazla bulunan ağaç? Meşe. Çok güzel. Ülkenin genelinde orman var, bozkır mı? Çok güzel. Peki söyler misiniz bana Kızılçam'ın tahribatıyla, Maki'nin tahribatıyla, evet. İç Anadolu'da orman tahribatıyla, Anzer. Karadeniz'de orman tahribatıyla. Maki. Peki söyler misiniz bana Konya'da mı Erzurum'da mı dağ çayırları? Erzurum. Kardelen'in kendisine ve dağ çayırların kendisine lütfen dikkat edin. Bu da bizim için önemli olur, değerli olur diyorum ben. Var mı problemimiz? Coğrafi konum iklim bizim için iki önemli alan, aynı zamanda çok önemli temeldir. Bu temelleri atarken aslında ekonomik coğrafyanın temellerini de atmış oldum. Bundan sonra artık yer şekilleri konusu başlayacak. Yer şekilleri konusunu ekonomik coğrafyayla daha fazla bağlayacağım. Güncel verileri orada daha fazla ön plana çıkaracağım. Yani olayın hemen hemen yarısına kadar olan kısmı netleştirdik. Bundan sonraki kısımda arkadaşlar yer şekilleri ve ekonomik coğrafyayla birlikte artık sonuçlara doğru gidiyoruz. Şu ana kadar sormak istediğiniz bir yer var mıdır? Anlaşılmayan bir şey var mıdır? O zaman bir aradan sonra devam.